Herkese yeniden merhabalar. İstanbul o kadar sıcak ki gerçekten yanıyorum. Böyle yanarken hiç video çekesim gelmiyor. Normalde benim bugün 5 tane falan video çekmem gerekiyordu. Fakat çekmedim. Sonra annemle birlikte Kadıköy'e gittik. Aslında tamamıyla farklı amaçlardan Kadıköy'e gittik. Ama ben ne yaptım? Bu bir. Bu da iki. İki tane yayın evi mağazasına girdim. İndirimleri görünce bu almam lazım, bunu almam lazım, bunu almam lazım moduna girdim. Ve tabii ki de 6 tane kitap aldım. Bunları da sizlerle paylaşmasam olmaz. Hemen önce Itaki ile başlayalım. Çünkü önce Penguin Kitabevi'ne gittim. Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde Mango'nun yanında Penguin Kitabevi var. Orada Itaki yayınları ve yabancı yayınları hem 5 lira 10 liraya satılıyor. Hem de diğer yeni çıkan kitaplarında %20 indirim yapıyorlar. Benim favori yerlerimden biri. Itaki ve yabancıyı ne kadar çok sevdim biliyorsunuz. Gerçekten her fırsatta o dükkana gidiyorum. Bir de bizim burada var bir tane Rings AVM'de Penguin Kitabevi ama o kadar avantajlı değil. Gerçekten Kadıköy'dekinde bir sürü 10 liraya kitap var. 5 liraya kitap var. Bayılıyorum. Yeni kitaplar eklemişler. Ben de 5 lira olanlardan birkaç tane alayım dedim. İlk kitabım Caroline Bir Gizem Hikayesi. Kitap hakkında hiçbir fikrim yok gerçekten. Arka kapağında falan da hiçbir şey yazmıyor okuyabileceğim. Sadece gördüm dedim ki ben bunu okurum. 5 lira alayım. O amaçla aldım. Birazcık kısa bir kitap böyle canım sıkıldığında değişik bir şey okumak istediğimde okurum diye düşünerek aldım. Bir sonraki kitabım Oyuncu 1. Aslında bunu çok fazla ilk noktada görüyordum. İşte her zaman böyle bir alayım tarzına girmiştim ama hiç almak nasip olmamıştı. En sonunda 5 liraya görünce artık alayım bari dedim. Bunda çok değişik bir konusu var. 5 tane kişi sanırım havaalanında kısılı kalıyor, kapana kıstırılıyor. O tarz bir şey oluyor. Ve Oyuncu 1 adlı bir kişi var ve bunlara seslerle komut, yani sesli komutlar veriyor. O tarz bir şey. Çok emin değilim konusu hakkında. Ama böyle güzel bir gerilim kitabıymış gibi hissediyorum. 5 saatlik bir zaman diliminde geçen olayları anlatıyor. Bu da aynı şekilde böyle kısaca hemen otur oku, bitir tarzında bir kitapmış gibi hissettirdi bana. Ve çok uzun zamandır gördüğüm için artık okumak istiyorum. Merak ederek aldığım bir kitap. Umarım yakın zamanda okuyabileceğim. Son bir kitabım kaldı. O da Fil Kadar Küçük. Aslında bunu fuarda görmüştüm. Biliyorsunuz ben fuarda yabancı İtek İstanbul'da çalışıyordum. CNR kitap fuarında. Orada gördüm, ilgimi çekti ama almak nasip olmadı. Hazır 5 liraya görmüşken bunu da alayım dedim. İtek'in çocuk kitaplarından. Konusu hakkında hiç fikrim yok ama kapağı o kadar çok hoşuma gitti ki bu kitabı okursam çok severim gibi hissediyorum. Zaten yine kısacık 220 sayfalık bir kitap. Bunu da böyle canın hafif bir şey okumak istediğinde, böyle birazcık kafa dağıtmak istediğinde okuyacağım, kitapların yanına koyacağım. Hemen İş Bankası kitaplarımı da gösteriyorum. Bunlar çerezlik kitaplarımdı. Bunlar sağlam kitaplarım. İş Bankası'nın mağazalarında 3 al 2 öde var. Yani nereden baksanız aynı fiyatta 3 kitap aldığınız zaman %33 indirimli oluyor. Genellikle İş Bankası internette bu kadar indirimli olmuyor. Ben de o yüzden genelde Kadıköy'e uğradığım zaman oraya uğruyorum. Ve birbirine yakın fiyatlar olan kitaplar alıyorum. Yine aynı şekilde bir 16, bir 14, bir tane daha 14 liralık 3 tane kitap aldım. 3'üne 29 lira ödedim. Yani tanesi de 10 liraya falan geldi. İlk kitabım Ruth. Bu kitap yazarın en ünlü kitabıymış ve çıktığı yıllara damga vurmuş bir kitapmış. Konusu hakkında çok bir fikrim yok ama merak ettim. Yani bilmiyorum, oradan raftan bana bakarken kitap çok ilgimi çekti. Alayım dedim. O yüzden aldım. Merak ettiğim bir kitap ama yakın zamanda okuyabilirim diyebileceğim bir kitap değil. Böyle birazcık daha kendimi hazır hissetmem gereken kitaplardan. O yüzden bu birazcık kitaplığımda bekleyebilir. Bir sonraki kitabım Joseph Conrad'dan Casus. Bu da çok uzun zamandır gözüme çarpan fakat elimde olmayan bir modern klasikti. Bu sefer bunu da alayım dedim. Bu 16 liraydı, bu 14 liraydı. Böyle birbirine yakın fiyatları alıyorum ki çünkü en ucuzunu direkt düşüyorlar 3 al 2 ödede. Yani şimdi 16-16 7 liralık alırsam çok da %33'lük indirim olmuyor. 7 lirayı düşüyorlar. Ben yine 30 lira ödüyorum. O yüzden hepsini aynı fiyatta aldım. Son kitabımda Oscar Wilde'ın Bütün Öyküler, Bütün Masalları. Aslında Mutlu Prens'i çok okumak istiyordum. Sadece Mutlu Prens'i almak yerine böyle bütün hepsinin bütün halini almak daha mantıklı geldi. Çok fazla insanda gördüğüm bir kitap Mutlu Prens. Böyle bütün hikayelerini yavaş yavaş okurum diyorum parça parça. Hepsini bir oturuş değil de ara ara okunacak bir kitapmış gibi geldi bana. O yüzden bunu da yavaş yavaş okuyacaklarım olacak. Güzel bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Bu 3 kitabı bana annem aldı. 15 lira tuttu. Bunları ben kendim aldım. 30 lira tuttu dediğim gibi. Yine hepsi toplam 45 lira. 6 kitaba 45 lira. Çok uygun bir fiyat diye düşünüyorum. Şimdi hepsini şöyle bir toplu da görelim. Vallahi güzel kitaplar aldım. Ben çok memnunum. Umarım sizin de hoşunuza giden bir video olmuştur. Umarım keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.